Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Kumpasta ölçüyoruz. 4 geliyor, 12 geliyor, 4 geliyor, 12 geliyor. 12 ile olduğu yere bakıyoruz. 8,5 8. 8'e yerleştiriyoruz bağı. Evet arkadaşlar, açıyoruz. 8 milimde 8 milimde bağımız şişti. Kumpasla tekrar ölçelim. 8 oldu. Gelelim ışığa. Işığa baktığımız zaman gördüğünüz gibi sarılıkları duruyor. Efendime söyleyeyim, biraz koyu bir malzeme olmasına rağmen hiçbir problem olmadan şişti. Malzeme satılık değildir. Malzeme görseldir. Göresiniz diye, bilgi edinesiniz diye paylaşıyorum. Uçlarını temizliyoruz. Olay bu kadar. Ve ondan sonra malzemeyi yağa atıyoruz. Tekrar açıyoruz kapağı. Alıyoruz bir bağ. Bağımızı ölçüyoruz. 13 milim geldi. 13 milimin buradaki karşılığı 9 milim. 9 milime geliyoruz. Bağı koyuyoruz. Presi indiriyoruz aşağıya doğru. Evet, doldu. Açıyoruz sayın arkadaşlarım. 9 milimden çıkarttık. Yüz yuvarlak olmuş. Gördüğünüz gibi. Bakın. 8.85. Bakın, ışığa tuttuğumuz zaman bu daha kırmızılı bir malzeme. Hiçbir boğulma yok. Hiçbir emare bulamazsınız. Gayet güzel, gayet temiz. Uçlarını temizleyelim. Yağ atalım. Ve bundan sonrası kesilip usta tarafından tesbih yapılmaya kaldı. Görseldir, satılık değildir. 9'da indiriyorum. İndiriyorum. İndirdi. Kapandı. Hey maşallah. Yine çok güzel çıktı ama. Hey maşallah. Buyurun. 9. 9. Gelelim buraya. Bakalım nasıl gözüküyor. Güzel güzel. Hiçbir yerinde hiçbir kötülük yok. Uç kısmındaki sarılık gözüküyor. Ortasında da var bir sarılık. Var mı? Var var. Kırmızı, kızıl bu. Hemen ucunu alıyoruz. Yüz yuvarlak. Gördüğünüz gibi hemen yağa atıyoruz. Cukka doluyor de.